Yapılan bir araştırmaya göre dünyada en fazla kahve tüketilen ülke yılda kişi başına 21 kilo ile Finlandiya. Biz ise Türkiye'de yaklaşık kişi başı bir yıl içinde 400 gram kahve tüketiyoruz ve dünya sıralamasında 104.'yüz. Teşekkürler. Dünyada tadı bu kadar sert ve acı olup bu denli tüketilen bir içecek var mı? Doğrusu merak ediyorum. Uyku ve yorgunluğu önleyici, konsantrasyonu arttırıcı ve zihin açıcı etkisi olduğu için bu denli tüketilen kahvenin gerçekten böyle bir etkisi var mı? Bugün onu araştıracağız. Kafein, anlık odaklanmayı ve zihni olumlu yönde etkiliyor mu? Yoksa bu bir sağlık miti mi? Tropikal kuşakta yetişen kahve çekirdeğinin kavrulup öğütülmesiyle elde edilen bu sert içecekten neden vazgeçemiyoruz? Bu masum bağımlılık aslında yasal bir bağımlılık yapıcı madde olan kafeinden kaynaklanıyor. Kahve içinde bulunan kafein miktarı servis ölçüsünde değişiklik gösteriyor. Ancak ortalama olarak 200 mililitrelik bir fincan kahvede çoğu insanda fark edilebilir etkiler oluşturmaya yeten yaklaşık 100 miligram kafein bulunuyor. Kahve ve kafeinin etkilerini konuşmak için yanımda nöroloji uzmanı Doktor Banu Taşçı Fresco var. Hoş geldin Banu. Günaydın. Günaydın. Şimdi bugün tıp fakültesinden arkadaşlarımı çağırdım. Tamam. Bu arkadaşlarım aynı bizim geçtiğimiz yollardan geçiyor. Biraz daha uyanık kalmak için hep böyle kahveyi de tercih ediyorlar. Tamam. İstiyorum ki onlarla bir deney yapalım. Okay. Ve gerçekten kafein uyanıklığı ve ataklığı arttırıyor mu? Beraber bir deneyle görelim. Ne dersin? Tamam. Yanımda tıp fakültesi öğrencilerinden Mustafa ve Aybike var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nayman. Siz de kahve içiyor musunuz? Özellikle biraz daha konsantrasyonum artsın diye. Kesinlikle sınav zamanında. Uykum dağılsın diye. Değil mi? O zaman bu testin, daha doğrusu deneyin en fazla etkisini belki de siz göreceksiniz ve gözlemleyeceksiniz. Ve bundan sonra kahve içip içmemeye belki siz karar vereceksiniz. Tıp fakültesinde okuduğum için çokça çalışmam gerekiyor, ezber yapmam gerekiyor, ayrıntılara odaklanmam gerekiyor. Aynı zamanda çalışmışım, gece geç yatmışım. Sabah derse kalkacağımda tekrar bir kahve içerek güne zinde başlamak istiyorum. Günde 1-2 fincan rahat kahve içiyorum. Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Kahve tüketmiyorum, çay tüketiyorum. Trabzon'da olduğum için çay tüketme alışkanlığım var küçüklükten beri. Kahvenin tadı da zaten acı geliyor, tüketemiyorum yani. Bu testte ne yapacağız? Bu test neyi ölçüyor aslında Banu? İstersen onu söyleyelim. Bu test hem dikkati ölçüyor hem de verilen bir sürede dikkat dağılmadan o dikkati ne kadar sürdürebildiklerini ölçüyor. Hem de reaksiyon zamanlarını ölçüyor. Yani verilen, biz şimdi onlara 3 tane resim gösteriyoruz ve bu resimleri birbiriyle sayı olarak, renk olarak veya cins olarak eşleştirmelerini istiyoruz. Bunu eşleştirmek sanki kulağa çok kolay gibi geliyor ama aslında biraz zor. Doğru. O reaksiyon zamanlarını ölçeceğiz Aybike ile Mustafa'nın. Vücudunuzda kafein veya başka bir uyarıcı madde olmadığına emin olmamız gerekiyor. Sabahtan bu yana, hatta dün geceden bu yana kahve, çikolata gibi içinde kafein içeren bir yiyecek veya içecek tükettiniz mi? Hayır, tüketmedim. Tamam. Şöyle 8-9 saat deliksiz uyudunuz mu? Evet. Güçlü bir kahvaltı yaptınız mı? Evet. Tamam. O zaman şu anda testin birinci bölümü olan kafeinsiz bölümü evet. Yapabilirler Banu. Doğru evet, mu? Evet, kesinlikle. Deneklerimiz uzman doktorumuzun direktifleri doğrultusunda dikkat ve hafıza becerilerinin ölçümleneceği testi istenen sürede tamamlıyor. Evet, geçmiş olsun, bitti galiba. Nasıl gitti? Zordu. Çok kolay değil hakikaten. Yok, ben kendim yaparken zorlandım. Değil mi? Doğru. Şimdi deneyin birinci bölümü bitti. Şimdi size Banu Hoca bir takım ikramlarda bulunacak. Kahvelerinizi içtikten sonra, çikolatalarınızı yedikten sonra tekrar burada buluşalım. Ve testin ikinci aşamasında yeniden aynı testi yapmanızı isteyeceğiz. Bakalım aldığınız kafeinden 45 dakika sonra test sonuçlarınızda olumlu bir ilerleme olacak mı? Biz bu arada Banu Hoca ile birlikte testin ilk bölümünün sonuçlarını kaydedelim. Hadi siz de buyurun o zaman kahvenin ve çikolatanın tadını çıkarın. Deneklerimize 150 mililitrelik fincanlarda 100 miligram kafein içeren sade demleme kahve ikram edildi.
Absorbe edilen kafein hızlıca tüm vücuda yayılarak kan beyin bariyerini geçecek ve deneklerimiz ikinci teste tabi tutulacak. Şimdi artık testi ikinci kez alabilirler değil mi? Alabilirler. Çünkü kafeini içtikten sonra vücuttaki etkinliğinin maksimum düzeyde görülmesi 45 ila 1 saati buluyor. Bir saatten sonra yavaş yavaş etki azalmaya başlıyor. O yüzden şimdi kafeinin eğer bir etkisi varsa onu şimdi görebiliriz. O zaman bence testleri almanın zamanı geldi. Kesinlikle, doğru mu? Kesinlikle, evet. Tamam. Buyurun bakalım. O zaman sıra yine sizde. Araştırmalara göre kafein beyne ulaştığında hücreler üzerinde doğrudan uyarıcı bir etkisi vardır. Basit bir şekilde açıklamak gerekirse kafein iki şekilde etki gösterir. 1. Beyindeki hücrelerin vücuda yorgunluk sinyali göndermesini engeller. 2. Vücuttaki diğer doğal uyarıcıların salınmasına ve etkilerinin artmasına neden olur. Yavaş yavaş yorum yapabiliriz çünkü testin ikinci aşaması da bitti. Biz bu deneyde aslında denekleri birbiriyle karşılaştırmıyoruz ama denekleri kendi içinde karşılaştırıyoruz. Evet. Kafeinsizken çözdüğü skor neydi? Kafein aldıktan sonraki yaptığı başarı oranı, skoru neydi? Ona bakıyoruz aslında. Hangi yönde değişiklik oldu? IBK ile başlarsak mesela onun test sonuçlarını nasıl yorumlarsın Banu? IBK doğru cevap verdiği soru sayısını bir kere arttırdı. %91'den %95'e kadar yükseltti. Hı hı. Neredeyse %100'e ulaşacaktı. Hı hı. Ve cevap verme süresi de 1.8 saniyeden 1.54 saniyeye kadar geriledi. Hı. O zaman yani daha hızlı cevap verdi aslında. Hem daha hızlı cevap verdi hem de doğru cevap sayısında verdi. Evet. Ve peki, bunlarla uyumlu olarak da puanı ciddi olarak artmış oldu. Yani esasında burada bir skorlama yapıyoruz ve hem bir anda reaksiyon yani tepki süresine bakıyoruz, doğru süresine bakıyoruz ve bir skor elde ediyoruz. Evet. Bu toplam skorda yükselme oldu mu IBK'de? Oldu. Kaçtan kaça yükseldi? 469'dan 472'ye yükseldi. 3 puan yükseldi, evet. Yani IBK'de. Peki Mustafa için yorumun ne olacak? Mustafa da daha dramatik sonuçlar elde ettik. Çünkü demin de söylediğimiz üzere Mustafa daha az kahve içen bir çocuk ve kafeine vücudu daha çok tepki veriyor. Ve Mustafa da mesela 552 puandan 570 puana kadar yükseldi. Mustafa bak daha önce 552 yapmışsın. Kafein aldıktan sonra 18 puan arttırarak skorunu yükseltmişim ve 570'e çıkarmışım. IBK'de bu artış 3 civarındaydı. Evet. Banu sana çok teşekkür ediyorum. Ben ve teşekkür arkadaşlar ederim. Size de ayrıca çok teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Bugün hem deneyimizi de sizler gördünüz hem de hocamızın verdiği bilgiler ışığında artık şunu rahatça söyleyebiliyoruz ki kahve konsantrasyon yeteneğimizi ve aynı zamanda dikkatimizi arttırabiliyor. Ama bu etkiyi yani kafeinin fark edilebilir etkisini daha fazla kahveyi az tüketenlerde görüyoruz. Her gün kahve içicisiyseniz bu durumda belki de bu etkiyi çok fazla kendinizde fark etmeyebilirsiniz.